Mekiko kanalıma hoş geldiniz. Tabak pastamıza önce bal kabağımızı keserek başlayalım. Ben bu şekilde kesiyorum. Çok büyük bir kabak değil. Bunu destereyle bile kesenler var ama onlar daha büyük kabaklar. Bizim eskilerimiz bu şekilde keserlerdi. Biraz becermek zor oluyor ama. Tabi masaya devirmemeye çalışıyorum. Burayı kesmeyi unutmuşum. Bunu da şu şekilde. Tabii dikkatli olmak lazım. Aniden ele gelirse keseriz. Şunun içini şu şekilde alıyoruz. Daha sonra kabuklarını da süreceğim. Çekirdeklerin olduğu yer gevşek. O anlaşılıyor zaten. Olma saçlanırken de yine burayı almak lazım. Bu şekilde. Şimdi bunları bu şekilde bıçakla da söyleyebilirsiniz. Ama ben bıçak kullanmayacağım bunu. Ben yine bu soyacağımı kullanacağım. Çok amaçlı soyacak. Biraz sert olduğu için zor oluyor ama yine bıçaktan daha kolay bu şekilde. Bunu da yine eşim sağ olsun gördü, kolaylık olsun diye aldı. Şekilde tutuyoruz. Yani eve zarar vermemesi için bu tarafa doğru bu şekilde söylüyorum. Ya da bu şekilde tutun. Bu tarafa söylüyorsunuz. İkisi de bir kolaylık yöntemi. Çukur yerleri biraz bunu bu şekilde enine doğru yapılabilir ya da o çukur olan kısımlar keserken bıçakla alabiliriz.
patates, soyar gibi bu şekilde. Bu kabakların daha sert kabuklu olanları var. Onlar bununla soyulmaz. O kabuklar da sert ama çok sert değil. Evet, soyduk, kestik, şey yaptık, içine aldık. Şimdi belli, çok büyük yapmayacağım, bunu zaten ezeceğim sonra, puri haline getireceğim için. Böyle, oldukça büyük büyük parçalar halinde doğruyorum. Sadece kolay kaynaması için bu şekilde. Ben bisküvileri ıslatmıyorum çünkü kabağım bayağı yumuşak ve sıcak olarak koyacağım. O yüzden ıslatmıyorum bunu. Sütle ıslatsak olurdu ama gerek görmüyorum. Kabak yumuşak olduğu için. Kırıkları da köşeye koydum. Ve şimdi bu kabaktan koyacağım. Hem sıcak hem yumuşak yaptım ben. Şerbeti ve şekeri yoğun. İki kat yapmayı düşünüyorum. Ona göre kabağı kullanacağım. Çok fazla kullanmasak da olur. Kabak tadı vermesi yeterli ama bu sefer ben kabağı yoğun olsun istiyorum. Bu şekilde yayıyoruz. Tekrar bisküvileri dizeceğim. Bu şekilde aynı yönde tekrar diziyorum. Şu kenarlara da yaklaştırıyorum. Boş yer bırakmıyorum.
Evet, şimdi de hazır krem şantını hazırlayacağım. Kakaolu krem şanti zaten. Beyaz olsa da bunu kakao ilave ederek kakaolu yapabiliriz. Katı olmasını istiyorsanız bir bardak yeterli. Ama ben bir paketini kullanacağım ve üstüne 1,5 bardak yapıyorum. 1,5 su bardağı süt attım. Soğuk, buzdolabından çıkmış soğuk süt attım. Önce yavaştan çalıştım. Sonra İyice katılaşana kadar çırpacağım bununla. Evet, bunu ne kadar çırparsanız o kadar katı olur. Şu ters çevirince düşmeyecek, ters çevirince dökülmeyecek şekilde katılık yapmak lazım. Ben ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi dökülmüyor. Evet, bu şekilde krem şantımız hazır. Evet, krem şantımız nereye kullanacağımıza göre değişiyor. Bu şekilde ters çevirince bile zor düşüyor. Kaşıktan bile zor düşüyor. Kıvamı bu şekilde. 1,5 bardakla bu şekilde oluyor ama soğuk süt ile biraz fazla karıştırdım. Bu şekilde. Evet, paketlerde çoğunda tarifi yazmıyor. Ne kadar kullanılacağı. Tabi tercihlere göre değişir ama en ideali 1,5 su bardağıyla yapılandır. Afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bunu zaten kabak pastası yapıyorum. Oraya kullanmak için açtım. Hazırladım. Sizlere afiyet olsun. Evet. Krem şantımızı hazırladık. Şimdi de üstüne bir ayarda olacak şekilde koymaya çalışacağım. Altta kabak sıcak olduğu için bisküvi de yumuşamıştır. Yumuşamasa bile zaten bisküvi doğal olarak kolay bir şekilde yenilenmiş. Şimdi şunu şöyle düzelteyim.
daha fazla düzleştiremeyeceğim. Uğraşıp daha fazla dağıtmayayım. Çikolatayla süsleyelim. Şimdi bunu buzdolabına koyacağım. Birkaç saat soğukta duracak. İyice soğuyacak. Servise hazır olunca tekrardan yapacağız. Evet. Birkaç saat buzdolabında tuttum. Yaklaşık 3 saat, 4 saat. İyice soğudu. Dilimleri tabi istediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Benim tercihim bu şekilde. Kabağın tadını seven için bunu sevmemesi mümkün değil, ama kabağı sevmeyenler bu tadı da sevmeyebilirler.